Şimdi Interpol'le ilgili bir açıklama var. Kimden? Tabii kime açıklama yapmış? Önce onu söyleyelim. Saygı Öztürk. Gazeteci Saygı, Saygı Öztürk'e konuştu. Mustafa Aydın. Mustafa Aydın, Aydın kim? Eski Interpol Daire Başkanı e, başkanlığı yapmıştı. Mustafa Aydın da bu cinayetle ilgili şöyle dedi. Önemli çarpıcı kısımlarını sadece vereceğim. Her şey yoksa uzun bir yazı, uzun bir söyleşi. Bunun önemli kısmını sizlerle, önemli bulduğum kısmı sizlerle paylaşmak istedim. Bu olayın en, il, en ilginç tarafı daha hazırlık soruşturması sırasında alınmış ifadelerin yer yer basına sızdırılmış olmasıdır. Özellikle ölümle sonuçlanan olaylarda soruşturma başlarken gizlilik son derece esastır. 8 yaşındaki bir çocuğu niye öldürdüler? Neden öldürürler? Bulunduğu çevre, çocuğun ilişkileri, çocuğun cinsiyeti bizi cinayetin asli failine yaklaştıran önemli donelerdir. Bunların üzerinde soruşturmanın iyi bir istihbarat çalışmasıyla koordine olması gerekir. Bunları anlamadan, dinlemeden, rastgele insanları sorguya çağırarak kendi elinizle olayı kasten değil ama kopartmaya ya da faile yaklaşan yolda inkıtaya uğramaya neden oluruz. Onun için bir numaraya bu maktul niçin öldürüldü sorusunun cevabı dost doğru yerine konulmalı. Bu cevap yaklaşık olarak belirlendiği zaman faile giden yol kısalır. Tavşantepe köyünün insanları, inançları, gelenekleri, sosyal yapıları, etnik faktörler vesaire her şey soruşturmacı için dar bir alan sayılır. Bu dar alanda eğer Nare'nin öldürülme sebebi üzerinde istihbari mahiyette durulmuş olsaydı çok önemli bilgilere ulaşılırdı diyor. Sorgulama kolduğun en zor meşakkatli yorucu hizmetidir. Sorguya nereden başlayacağını iyi bilmek lazım. Sorguya aslı fail olduğunu düşündüğünüz birisiyle başlamamalısınız. Detaylardan girerek başlamalısınız. Çünkü detayların çelişki yaratma şansı yüksektir. Bu çelişkiler asli failin aleyhine tecelli eder ve sağlıklı bir yüzleştirme ile de fail şansını çoğaltırsınız. Orada ailesel, çevresel ve hatta bölgesel koordineli bir güç birliği var. Narenin cinayeti iki konudan birisidir mutlaka. Biri cinsel taciz, istismar, buna benzer bir hareket söz konusu olabilir. Bu tacizi yapan kişi aile içinde olması gerekiyor. Neden? Çünkü bu çocuk böyle bir tacize, istismara uğramış öldürülme nedeni buysa, bunu gerçekleştiren fail aile dışında ise onun da o töre gereği olarak ortadan kaldırılması gerekirdi. O zaman bu kadar saklı ve gizli bir şey olmazdı. Bu aile içinde olmuş bir hareketse gizlenme nedeni ondan kaynaklıdır. Bu da Nari'nin öldürülme sebebi olur. Diğer kuvvetli bir husus çocuğun büyükler arasındaki uygunsuz bir olayın şahidi olması nedeniyle delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünebiliriz. Hepimizin üzerinde durduğu konu bu. Çünkü cinsel istismar olmadığı adli tıp raporuyla sabit. Soruşturmanın Önce ölüm nedeni üzerinde yoğunlaşması ve istihbaratla koordine edilmesi gerekirdi. O zaman köylüden rahat günlük konuşmaları arasına sızdırılmış elemanlarla bilgiler çok detaylıca alınabilirdi diye düşünüyorum diyor. Önemli bir konu, önemli bir detay. Uzmanı böyle yorumluyor. Eğer detaydan ve olay üzerinden gitseydi ve çok sızılmasaydı bilgiler bunlar olmazdı diyor. Bunun altını çiziyor. Bunlar olabildiğine önemli şeyler. Şimdi hikaye tabii ki çetrefilli. Artık bunu net biliyoruz değil mi? Aile olayı gizliyor ve delilleri karartmaya çalıştı. Jasat raporuyla da bu zaten ortada artık. Ortada olan bir gerçek. Ve dolayısıyla soruşturmanın akamete uğramaması için son zamanlarda başta yapılması gereken şey artık sona doğru yapıldı ve gizlilik kararı gizlilik esasına göre yürümeye başladı. Yeni alınan ifadeler kolay kolay sızdırılmıyor bazı konular dışında. Ve aynı zamanda yeni yapılan hikaye başka noktalara evrilmemesi için derli toplu bir soruşturma yapılıyor şu aralar ve yakında bunu öğreneceğiz gibi geliyor. Çünkü bu hafta hem van'dan gelecek inceleme kriminal inceleme sonucu sonuçları gelecek hem adli tıp raporları birleştirilerek ve aynı zamanda yeni alınan ifadelerle birlikte ve gizli tanıkların da ifadelerinden sonrasında yavaş yavaş bir netleşme sürecine girecek. Soruşturma uzadı mı? Evet uzadı. Soruşturma gittikçe farklı bir noktaya evriliyor mu? Evet evriliyor. Ama bakalım sonuç ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi falcılık yapmanın bir anlamı yok. İşte birileri diyor ki şu kararttı. Birileri diyor bu yaptı. Birileri diyor şurada para verdi. Buradan bunu davayı kapatıyorlar. Şöyle yapılıyor böyle. Yapıyorlar. Evet, hepimiz adalete yani Türkiye maalesef adalete güven Türkiye'de çok az. Adalet mekanizması o kadar yanlış şeyler yaptı ki Türkiye toplumu adalete güvenini yitirdi. Ve adalete güveni, güvenini yitiren bir toplum şu anki davadan da ya kapatılacağına yönelik ya da başarıya suçunu bulunamayacağına yönelik ihtimalleri düşünmeye başladı. Öyle bir kanıya vardı. Otopsi raporuna bile güvenmeyecek hale getirildik. Kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gitti. TÜBİTAK'a giden kamera görüntüleri acaba TÜBİTAK'tan nasıl çıkar diye herkes merak etti. Bakın TÜBİTAK o kadar boş bir yer değil arkadaşlar. Yani bize anlatıldığı gibi, verilen algılar gibi o kadar boş bir yer değil. Ben hep şunu söylerim. Devletin çok iyi kurumları var. Ben TÜBİTAK'la ilgili sanayi camiasında iş yaptım iki yıl ve TÜBİTAK'la da dolayısıyla dirsek teması içerisindeydik. Projelerini, çalışmalarını falan takip ediyorduk arkadaşlar. Yani çok iyi projeler, çok iyi çalışmalar yaptılar TÜBİTAK. Ve dolayısıyla Türkiye'de öyle bir hale geldi ki yani adalete güven, sisteme güven yani saçma sapan bir algı o kadar oluşturuldu ki artık hiçbir şey güvenimiz kalmadı. Kurumlarımızın hiçbirine güvenmiyoruz. Bunu normal karşılıyorum bu arada. Çünkü her şeyin başına yanlış kelimeler konuldu. Yani TÜBİTAK başkanı TÜBİTAK'ın bir projesini, önemli bir projesini duyuracaksa bile başına Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın talimatıyla denildi. Adalet Bakanlığı öyle, İçişleri Bakanlığı her şeyin önüne bir ideolojiyi, bir politik duruşu koyarsanız Türkiye'de aynı politik görüşe sahip olmayan diğer insanlar inanmamaya başlar ona inancını yitirir. Ve bu dava hakkında da doğru düzgün bir bilgilendirme devlet mercileri de yapmazsa spekülasyonlar ve dezenformasyonlar alır başını gider. Dolayısıyla arkadaşlar çok da umudumuzu yitirmemeye gayret edeceğiz. Evet adalet temelden sarsılmış olabilir. Ama bu her şeyde öyle anlamına gelmiyor. Maalesef siyasi davalarda adaletin olmadığını da biliyoruz. Ama en azından bu cinayet davasında adaletin tecelli edeceğine inancımı arttırmaya çalışıyorum. Siz de aynısını yapın. Çünkü başka güvenecek bir şeyimiz yok. Bugün adalet yerini bulmazsa, adalet tecelli etmezse narin davasında biz ne yapabiliriz? Biz mi gidip katili bulup içeriye sokacağız? Lütfen adalet yerini bulsun. Bu kadar net. Şimdi Salim'in kameradaki tarih saatlerle oynadığı konuşuluyor. Evet arkadaşlar tarih saatlerle oynamış olabilir. Bir taneye gitti bu görüntüler? Tarih saatiyle oynarsanız kamera görüntülerini ki oynayabiliyorsunuz özellikle de aktarım sırasında. Bunu basit bir yazılımla orijinali saatini, orijinal tarihini bulabiliyorsunuz. Yani bunun değiştirildiğini basit bir yazılımla görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Salim boşuna sevinmesin. Ya da Salim ve şurekaları, türevleri buna boşuna sevilmesinler. Dolayısıyla da şey yapacağız. Yani evet güven, güvenimizi yitirdik ama bu onun yanlış olacağı anlamına gelmiyor. Ve maalesef biz herkes, e, sosyal medyada çok fazla, televizyonda sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Yani bilgi yok. Bakın bilgi yok, yorum çok. Bilgi olmayınca sadece yoruma dayalı bir şey yaptığınızda sağlıklı bir sonuca varamıyorsunuz. Sadece yeni bir iddia ortaya. Bakın iddialara da okey. Bir insan bir iddia ortaya atabilir, duyar ve o iddiayı söyler. Bu iddiayla ilgili çalışmalarda bunu iddia olduğunu belirterek söyler. Ama yok şu an insanlar nasıl biliyor musunuz? Uyduruyorlar, o uydurduğuna da inanıyorlar. Problem bu. Ben de bu ekranlarda yalan bilgi olmasın diye olabildiğine steril, olabildiğine sağlıklı ve olabildiğine teyit edilmiş bilgi paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Ve hiç yani öyle yalandan sır daha çok tıklarım diye yalandan bir hikaye dizemem arkadaşlar. Yalandan bir hikaye dizene de bu ekranda yer vermiyorum. Bu ekranda izin verdiğim arkadaşlara da sonrasında tabii ki canlı yayında ne söyleyeceğini bilemezsiniz. Kesemiyorsunuz, edemiyorsunuz. Finalde şunu söylüyorum: Bular, Bu yorumlar kişinin kendisini bağlar. Bu yorumlar kişinin kendi fikirleridir. Bunun da altını çizme, çizerek gidiyorum çünkü her şeye hakim olamıyorum arkadaşlar.